29 Mart 4 Nisan değerli oğlak burçları, bu hafta kardeş ve aile ortamlarıyla alakalı gerginlikler, hatta miras ve annenizin mirasları yüzünden, üvey kardeş varsa, çok kalabalık kardeşseniz, burada herkes burası benim hakkım, burası benim hakkım, burası benim babamın yeri, onlar da sizin kardeşleriniz, soğukkanlı ve mantıklı, mirasları adaletli şekilde, burada bir adaletsizlik olacak. Oğlak burcu, sizler çok kırılıp ve incineceksiniz ve kardeşlerle bağınızı kopartmak isteyeceksiniz. Bana hak edilen değeri vermediler ve ben hak ettiğim değerde değilim dediğin için ailede radikal silme, çevrenizdeki insanlarla bağı kopartma, artık benim kimseye acıyacak halim yok, acınacak duruma ben geleceğim diyeceğimiz ifadeleri kullanacaksınız. Duygusal olarak da çok dipte olduğunuz için yanlış anlaşılma, yanlış ifadeleri de büyütebilir ve karşı tarafa da sert ve kurallı ifadeler kullanıp aramızdaki bağları kopartma kararına kadar gelebilirsiniz. Bu işiniz için de geçerli. Yöneticiniz, eğer patronsanız bile, personel çıkartma ve bu insanların bana verimliliği yok deyip radikal bir kararla yön değiştirmeye ve yeni bir sistem kurmak, yeni bir oluşum yaratmak. Çünkü artık ben bu döngüden sıkıldım ve bu döngü fanustayım. Fanus bana kazanç sağlamıyor diyeceksiniz. Çok yoğun trafik koşturmalarımız, yurt dışı iletişimlerimiz, hallolmasını beklediğimiz evraklarımız ve paraya dönmesini istediğimiz bir sürü işler var. Bunlar yavaş yavaş size para olarak geri dönüş sağlayacak ama yani 29 Mart 4 Nisan arası değil. Nisan bitene kadar bunlar sistematik olarak sizin hayatınızın altyapıları, başlangıç olacak. Siz de bunun verimliliğini sağlayacaksınız. Ege, Akdeniz, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Yunanistan, bu tarz bağlantılarınızla alakalı orada bir ev alayım, çocuklarım ya da kendim vatandaşlık hakkım olsun diyorsanız, bunlarla ilgili başvurularınız ve bunlarla ilgili altyapı oturtma niyetiniz var. Bu da size doğru kazanç sağlayacak ve bunu mutlaka ihmal etmeyin diyorum. Ev ve gayrimenkul konularımız bu hafta daha devam edecek. Sorunlar yavaş yavaş çözümlenecek. Hani deriz ya, anamızdan emdiğimiz süt haram oldu. Aynen böyle, hani iğneden ipliği geçirmek kadar zorlanacaksınız ama sonu sizin için çok güzel bir başarı olacak. Yaşadığınız ilişkiyi terk etmeye karar verdiniz. Sizi anlamadığını, sizi sevmediğini ve duyguların aynı frekansta olmadığına karar verdiniz. Evliyseniz boşanma, uzun süreli ilişkiniz varsa bitirme ve artık ben ilişkiye değil paraya odaklıyım deyip maddiyat anlamında kendimi güçlendirirsem istediğim insan benim ayağıma gelir diyeceğiniz bir döneme giriş yaptınız. Bu da çok acımasız, duygusuz insan merhametsizdir. Bence merhamet, oğlak burçlarındaki merhamet ve vicdan çok doğrudur. Bu ara kırgın olduğunuz için sert ifadeler, hatta boşanmaya gidecek evraklarımız var. Bunların hepsini geri çekeceksiniz ama birilerine de ders vermek için bunu yapmanız lazım. Evet, yapın ama dozajı kaçırmayın diyorum. Sağlık olarak özellikle mide, bağırsak ve sinüzit, migren sorunlarımız, sinüzit ve migren sorunlarımız bizim baş ağrılarımız ve şiddetli böyle hani matkap sokuyor gibi ağrılar söz konusu olabilir. Bunları ihmal etmeyeceğiz. Son zamanlarda da ayak siyatiklerimiz, ayak ağrılarımız bizi zorluyor olabilir. Bir de kemik ölçümü, damarlarla ilgili bir kontrol yapılmasını istiyorum. Evet, araç almak, araç yenileme niyeti olan bazı oğlak burçları bu konunuz hayırlı değiştirebilir. Sizin istediğiniz araç kapıda gözüküyor. Bir de devlete vergi, evrak, unuttuğunuz konular varsa bunlarla ilgili kolaylıkla ödeyeceksiniz. Endişe etmenize gerek yok. Kiracıysanız taşınmak istiyorsunuz. Daha güneşli olan, daha balkonu ferah, evin geniş bir alanına geçmek istiyorsunuz. Evet, doğru bir karar. Eviniz dardı ve mutsuzdunuz. Nisan sonuna kadar da yeni eviniz şimdiden hayırlı olsun. Hatta balkonu geniş, hatta teraslı ya da bahçeli bir alan arıyorsunuz. Tam kalbinize göre bir oluşum olacak. Bu da sizi mutlu ve keyifli kılacak değerli oğlak burçları. Oğlaklar, eksik kalan dil eğitiminiz,
Fransızcanız, Almancanız, Çinceniz, İngiliz, bunlarla ilgili eğitimler, koşturmalar, online sistemleriniz daha hareketli olacak. Yurt dışı ile ilgili yerleşmek ya da bunlarla ilgili altyapıyı oturtmak istiyorsanız vize ya da başvurduğunuz Schengen vizenizle alakalı olumlu sonuç alacak ve gitmek istediğiniz ve yapmak istediğiniz işlerle ilgili de o kapıda uzun soluklu kalacaksınız. Özellikle Çin, Japonya bu tarz alanlara gitmek isteyen oğlaklarda hemen kapılarınız açık, hemen gidebilir ve oradaki işiniz gayet uzun soluklu ve size büyük kazançlar elde edecek diyorum. Devlet kapısına girmek, devletle alakalı istediğiniz bir iş konunuz varsa da çok büyük bir adamın desteğiyle ya da bir kadının desteğiyle iş kapınız hayırlı olacak. Aslında adam gözüküyor ama erkeksi bir kadın da olacağı için kadın da diyorum. Böyle biri size bu imkanı sağlayacak. Şimdiden yeni işiniz hayırlı ve uğurlu olsun istiyorum.